Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Mustafa Karaca Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi CSVA parça uygulamalarına geçmeden önce denklemler ne işimize yarar arkadaşlar? Bundan bahsedeceğim daha doğrusu. Yani şöyle denklemleri kullanarak basit bir parça modelleyeceğiz bu eğitim videomuzda. Ve CSVA uygulamalarında da denklemleri kullanmamız bizim ne işimize yarayacak? Aslında onu da görmüş olacağız aynı zamanda. Şöyle dosya yeni diyerek SolidWorks'te yeni bir part dosyası açıyorum arkadaşlar. Bakın şurada hemen üst tarafta araçlar kısmı var. Araçlara geldiğimizde burada da denklemler denilen bir menümüz var arkadaşlar. Yine makine elemanları eğitim seti içerisinde de arkadaşlar bu denklemleri kullanmıştık hatırlarsanız. Şimdi öncelikle burada bir ad kısmımız var. Buraya gelip bir genellikle bir sembol koyarız arkadaşlar. Mesela ne diyelim? A sembolü, tamam mı? Bu A'mızın değeri 100 olsun. Buraya tıkladığımızda direkt algılatıyorum. İsterseniz hatırlamak adına buraya yorumda yazabilirsiniz. Mesela İşte bir çizim yaparken örneğin uzun kenar diyebilirsiniz veya bu ne ölçüsüyse arkadaşlar onu diyebilirsiniz, mesafe gibi. Geliyorum mesela B mesafesi diyorum. B mesafemize de ne girelim? Bu örneğin 50 olsun. Hatta bu bir açı olsun arkadaşlar. 50 derece olsun ve Enter dediğimizde de hemen bakın şurada ne yazıyor? Buna değerlendir kısmı yazıyor, değil mi? Bu kısma algılatmanız lazım arkadaşlar. İster mesela başka bir harf tanımlayalım. C diyelim. C'ye de mesela Y ne diyelim? 75 diyelim, tamam mı? Birim olarak da ne olsun? Milimetre olsun. Bakın Enter diyorum bu aşamada. Hemen yan tarafa ne oldu? Algılattım. İşte bu aşamada mesela pah değerimize P diyelim. Ne diyelim mesela? 10 milim olsun pahımız. Enter diyelim. Algılatalım. Devam ettiğimizde ne olsun? İşte radyusumuz da olsun. Buna da R değeri diyelim. Aynı şekilde buna da 10 diyelim arkadaşlar. Ve milimetre birim sistemini yine seçelim ve onaylayalım. Daha sonra tamam diyorum burada. Şimdi CSVA sınavında arkadaşlar daha önce de konuştuğumuz gibi yani bir önceki videoda da anlattığımız gibi burada bazen şeyde ölçülendirme kısmında yani teknik resimlerde harfler görürsünüz. A, B, C şeklinde bunları önce denklemlere algılatırsanız arkadaşlar daha sonra direkt eşittir deyip A, B, C şeklinde gösterebilirsiniz. Yani A kaçtı, B kaçtı şeklinde tekrar uğraşmanıza ya da düşünmenize gerek kalmayacak. Mesela bakın üst düzlemde bir çizim başlatalım. Merkez ile dikdörtgen komutunu alalım arkadaşlar. Şöyle geldim. Bir tane dikdörtgen çizdim. Akıllı ölçülendirme ile geliyorum şimdi. Uzun kenarını ölçülendireceğim bunun. Dikkat ederseniz ölçülendirme yaparken eşittir diyorum öncelikle. Global değişkenlere gelmem lazım. Örneğin A'yı buraya algılatıyorum arkadaşlar. Onaylıyorum. Ve buradan da onaylıyorum aynı şekilde. Bakın artık ölçülendirmenin önünde bir denklem ya da toplam sembolünü görürsünüz. Daha sonra kısa kenarı ölçülendireceğim. Yine geldim eşittir diyorum. Global değişkenlerden mesela burası da C olsun 75. Onaylıyorum. Bunu da aynı şekilde onayladım. Unsurlar diyorum arkadaşlar. Ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Bunun için bir tanımlama yaptık mı? Öncelikle ona bakacağım. Mesela burayı da yine C şeklinde katılayabilirim. Katılaması da yine 75 olsun diyebilirim. Beni engelleyen herhangi bir şeyim yok. Sonra ne yapıyorum? Bakın radius komutunu çalıştırıyorum. Tamam mı? Geliyorum bu iki kenarı seçiyorum arkadaşlar. Ve yine aşağı doğru indiğimde şurada ölçülendirme kısmını arkadaşlar dikkat edin. Eşittir diyorum. Global değişkenleri buldum ve ne değeri arkadaşlar? Pah değeri. Bakın 10 milimi buluyorum ve gelip onaylıyorum. Buradan da aynı şekilde onaylıyorum. Bunun yanında
Şimdi radyosumuzu verdik. Şuradan bir de ne yapalım arkadaşlar? Path komutunu isterseniz çalıştıralım. Bu aşamada şöyle path komutunu çalıştırdıktan sonra tabii kenarlarımızı isterseniz seçelim. Daha sonra buraya geldim. Eşittir diyorum. Global değişkenlerden P harfi şeklinde tanımlamıştık örneğin. Geliyorum. Onaylıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani aslında mantık ne biliyor musunuz? Biz normalde parça çizerken mesela gelelim işte buraya çizim diyelim. Tam merkezde bir tane daire olsun. Ben bunu ne yapıyorum? Geliyorum ölçülendiriyorum değil mi? Örneğin 30 milimetre çapında olsun. Tekrar izometrik baktım. Unsurlar ekstrüzyon ile kes. Bir sonrakine kadar seçeneğiyle gelsin onaylasın. Bu şekilde yaptığımız çizimleri denklemleri kullanarak yapacağız. Bunu da sizlere neden öneriyorum CSV sınavı için arkadaşlar? Sizi hızlandırır. Yani çünkü A, B, C ya da ne verdiyse artık sınavda o kaç şeklinde bakıp bir herhangi bir kafa karışıklığı olmayacak. Bir sonraki videodan itibaren de göreceksiniz. Parça çizimlerini yaparken öncelikle çizimde verilen harfleri, denklemleri algılatacağız arkadaşlar. Daha sonra onlar üzerinden ilerlemiş olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda uygulamalara başlayacağız arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.